Ödüle Ceza'ya tamamıyla karşıydım ve doğal ebeveynlik kitapları okudum. İşte Aleta Solter. Ama sonra annem son birkaç senedir sürekli böyle bana süfle veriyor. Murakami oku Öykü, Murakami oku Öykü diye. Bu kitaplardan hangisini önereyim? Dört kitap içinde. Herkese merhaba, ben Öykü. Uzun zamandır çok fazla emlakla ilgili videolar çektik. Bugün birazcık daha farklı bir video çekelim dedim. Ve son zamanlarda bir alışkanlık kazanmaya çalışıyorum kitap okumayla ilgili. Ocak ayında neler okuduğumla ilgili konuşalım istiyorum bugün. Ben aslında eğitimci bir ailenin çocuğuyum. Dolayısıyla evde her zaman büyük kitaplıkların olduğu, işte herkesin kitap okuduğu bir aileden geliyorum. Bu bir ne yaratıyor? Bir kültür yaratıyor. Kitaplara bir sevgi yaratıyor. Kitap okumayı seviyorsunuz bir süre sonra. Ortaokul, lise yıllarında daha klasikler üzerine okuduk. Çünkü annem edebiyat öğretmeniydi ve hani Türk klasiklerini, işte dünya klasiklerini bilmemiz gerektiği için bize onları okuttu açıkçası. Üniversitede birazcık daha kendi tercihlerimi yaparak ilerledim. Ama üniversiteden sonra, özellikle evlendikten ve anne olduktan sonra çok okuma şeyinden düştüm biraz. Açıkçası biraz tembelleştim o konuda. Ama şey okuyordum çok fazla tabii. Yani çocuk büyütme, işte iletişim, psikoloji kitapları. Ama bunlar bir süre sonra hani şey yapıyor. Yani roman okumadığınız zaman veya düzenli okuma yapmadığınız zaman kendinizi, o eksikliği hissediyorsunuz. Emlak sektörüne başladığımda da hani yine eksik olduğum konuya daha çok hani birazcık ekonomiyle birlikte biraz da satış odaklı kitaplar okumaya başladım. Yine demirden dolayı, oğlumdan dolayı yine çocuk büyütmekle, iletişimle ilgili kitaplar çok okuyordum. Ama her zaman yani işte şunu yapamadın, şunu bir düzenli kitap okuma haline getiremedin diye kendi kendimi aklımdan suçluyordum bir yandan. Aynı dönem, yani 2020'nin sonunda da ben bir eğitime katıldım. Barış Hoca'nın da kişisel profillerini hani videonun altına koyarız. Barış Kılıçarslan'ın bir sıradışı başarı kampı eğitimine katıldım. Bu eğitim aslında şöyle bir şeydi. Çok detaylı hani anlatmak şey olmaz ama kısaca bahsedeyim. Hepimiz her sene belli hedefler belirliyoruz. Bunlar bazen büyük hedefler oluyor ama 3 ay sonra, 1 ay sonra, 5 ay sonra hiçbirinin şeyi kalmıyor. Bir şey ilerleyemiyor oluyoruz. Burada şöyle bir şey anlatıyordu Barış Hoca. Büyük hedefler belirleyebiliriz ama onları küçük günlük alışkanlıklara çevirebilirsek o büyük hedefler adım adım sonuçta oluşur. Dolayısıyla o aralık boyunca katıldığım o eğitim programı bende hani çok olumlu sonuçlar verdi ve ilk hedefim bu kitap işini, hani yıllardır aklımda olan ve yapamadığım bu kitap olayını çözmek oldu ve her gün yarım saat kitap okuma hedefiyle başladım. Yıllıkta da yaklaşık 60 kitap, ayda 5 kitap gibi düşündüm. Hani bu 5 kitap okuyamadım, 3 kitap okudum, hiçbir önemi yok. Sadece ufak ufak başlamak bile oldukça yeterli. Ve Ocak ayında 5 kitap okuyamadım, 4 kitap okudum. Bazen yarım saat okuyamadım, 15 dakika okudum ama bazen de 1,5 saat falan okudum. Hatta bir romanı anlatacağım size, bayağı birkaç gün, günün yarısında kitap okudum. Dolayısıyla bu da beni çok mutlu etti. Eski günlere dönmek. Çok güzel bir Ocak ayı geçirdim. Şubat için seçtiğim kitaplardan da bahsedeceğim. İlk kitaptan başlayalım. Okuduğum ilk kitap. Murakami'nin Koşmasaydım Yazamazdım kitabı. Annem son birkaç senedir sürekli böyle bana süfle veriyor. Murakami oku Öykü, Murakami oku Öykü diye. Ama onu hiç şey yapmıyordum yani. Hani bu alışkanlığı bir süredir oldukça yavaşlattığım için. Aynı zamanlarda da ofisten brokerımız Koray Bey de birkaç kere bu kitabı onun için çok önemli olduğunu söyledi. Dolayısıyla birkaç yerden bu şeyi alınca ben de dedim ki ilk kitap Murakami olsun. Hiç de kitabını okumamıştım. O yüzden Koşmasaydım Yazamazdım. Onu çok kısa sürede okudum. İnce bir kitap zaten. Bu kitap aslında Murakami'nin koşma hayatını anlatıyor. Çok da güzel anlatıyor. O kadar güzel anlatıyor ki insan hevesleniyor. Ben de koşmaya başladım. Ocak ayı itibariyle bu kitapla birlikte düzenli bir şekilde koşuyorum artık. Ama aynı zamanda Murakami başka bir şey daha anlatıyor.
Zorluklarla mücadele etmek, hayata karşı olan tutku, günlük rutinin bizi biz yaptığı, sonra çok önemli bir alt metin daha var, bedel ödemek. Ya aslında çok yumuşak ve çok tatlı bir kitap. Alt metinleri oldukça hani yoğun, sert, çok keyifli, cümleleri de çok net. Çok kısa cümlelerle çok fazla şey anlatabilen bir yazar. Dolayısıyla çok etkilendim yazardan. Sanıyorum önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde aralara serpiştirerek hani tüm kitaplarını bitiririm. Hani sizi böyle şey yapmıyor, yani tokatlayıp kendine getiren bir kitap değil. Ama o kadar güzel anlatmak istediğini veriyor ki hem sizi heveslendiriyor hem de bir şeylere başlamak için çok güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çok keyifli okudum. O kadar mutlu oldum ki hemen Dans Dans Dans'ı aldım. Çok güzel bir roman. Uzun zamandır da roman okumadığım için muhteşem geldi o kitap bana. Bütün öğleden sonralarımı, hafta sonları özellikle hani okumuş oldum. Bu kitap da biraz polisiyeye evrilen bir kitap. Yine çok akıcı bir dili var. Çok güzel cümleler var. Kendi içinde hikaye akıyor ama bir alt metin yine var. Bu sanıyorum üslubuyla çok örtüşüyor. Dediğim gibi hani kolay okunan, net cümleler, güzel, kolay bir anlatım. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok sevdim, çok beğendim. Üçüncü kitap, dans dans dansı göstermedim galiba bu arada. Dans dans, çekiyor musun? Çekiyorum. Dans dans dansı da göstereyim. Üçüncü kitap da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Ahmet Hamdi Tanpınar, benim dedemin İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden hocası, öğretmeni. Dolayısıyla çocukluğumda o kadar çok ismini duydum ki, dedem nasıl kahve içişinden ders işleyişine kadar bana ablama sürekli anlatırdı. Ama çok da önemli bir edebiyatçı olduğunu da anlattığı için, onu bildiğim için Ahmet Hamdi Tanpınar'ı okumayı çok sonraya bıraktım. Çünkü ortaokulda Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızısı'nı ortaokulda okudum ve çok yanlış bir zaman bence o kurgudaki bir kitap için. Dolayısıyla sonra bazı yazarları daha sonraya bırakmaya karar vermiştim. Ahmet Hamdi Tanpınar da onlardan biriydi. Çok doğru yaptığımı da gördüm. Çok kolay okudum. Belki ortaokul, lisede çok zor okurdum bu kitabı. Çok nüktedan bir yazar. Çok ince espriler var. Yani kıkır kıkır güldüm çoğu yerinde kitabın. Ve yazıldığı döneme göre oldukça yenilikçi. Şu an içinde son derece, nasıl diyeyim, şu anı da anlatan bir kitap. Ama şöyle bir şey, tabii ki dili Osmanlıca sözcükleri çok fazla hani barındırıyor. Osmanlıca Türkçe sözlükle okudum. Yani bilmiyorum hani... Çok hakimseniz dile belki ihtiyaç duymayacaksınızdır ama ben hani yeni kelime öğrenmek de istediğim için hani sözlükle birlikte okudum. Yine okuyacağım bu kitabı. Çünkü ikinci kez bence mutlaka okumak gerekiyor. Özellikle bir 2-3 sene sonra tekrar okuyacağım. Ve Ahmet Hamdi Tanpınar'a da şimdi başlamış oldum. İşte bir 3-4 ay sonra Huzur'la devam edeceğim. Huzur kitabıyla. Bu kitap da böyle. Bir kitap daha okudum. Aslında bu da bir kişisel gelişim kitabıydı. Yani kendimce aslında kitapları ayırdım diyebiliriz. Yani bir tane kişisel gelişim kitabı olsun ya da iletişim kitabı. Bir tane roman olsun, bir tane daha ağır, bir klasik bir kitap olsun diye. Bir tane kişisel gelişim kitabı okudum ama o beni çok etkilemedi açıkçası. Çok da kendimi hani bu konuda şey görmediğim için, hani otorite görmediğim için hani hangi kitap olduğunu da söylemek istemiyorum. Sadece hani iyi ya da kötü bir şey demeden, hani o kitabın da ismini vermeden bu şekilde bitireyim istiyorum. Bir de Şubat ayında henüz başlayamadım. Yani 2 gün geçti. Okuyacağım kitapları ayırdım. Biri çok fazla gördüm. Hani ortalama bir tüketici için hani direkt böyle sürekli sosyal medyada gözümüzün önüne gelen bir kitap. Pirayi Seyir. Okuyanlar da çok anlatmışlar. O yüzden mutlaka okuyacağım.
Özgür Bolat'ın Beni Ödülle Cezalandırmasını okuyacağım. Ben Demir doğduğunda ödüle cezaya tamamıyla karşıydım. Ve doğal ebeveynlik kitapları okudum. İşte Aleta Solter okudum çok fazla. Ama sonra Türkiye'de ve Türk eğitim sistemiyle ve yaşadığımız bu çevreyle ödül ceza olmadan da çok zorlandım açıkçası. Ya da belki dengesini kuramadım. Dolayısıyla şimdi bunu okumak istiyorum ki, çünkü sonuçta elbet ödül ve cezaya ulaştım, yani ödülle ve cezayla şu anda ilerliyoruz bir şekilde. Çünkü okul sistemi bile onu şey yapıyor, söylüyor bize. Dolayısıyla bunu okumak istiyorum ki hani nerede yanlış yapıyorum vesaire, onları da hani görebilmek istiyorum. Yine çok fazla önerilen bir kitap. Bu da Barış Hoca'nın bize önerdiği bir kitaptı. Og Mandino, dünyadaki en büyük satıcı. Bunu da bir kişisel gelişim kitabı olarak ve satış kitabı olarak okuyacağım. Bunu da çok merak ediyorum. Bir de Ahmet Ümit'in Beyoğlu'nun En Güzel Abisi kitabı var. Annem de benim edebiyatçı, dediğim gibi. O oğlum için şöyle bir şey yapıyor. İmza günlerinde oğlum için imza alıyor. Ahmet Ümit imzalı bir kitap bu. Şimdiden Demir'e böyle güzel bir kitaplık hazırlıyor. Bunu da daha önce okumadım. Bir de bu kitabı okuyacağım. Böylece bu ayı da inşallah bitireceğim. Bu kitaplardan hangisini önereyim? Dört kitap içinde. Yine tabii ki hani Ahmet Hamdi Tanpınar'ı öneriyorum. Çünkü o bir klasik, Türk Edebiyatı'nın en önemli romancılarından, yazarlarından biri. Dolayısıyla Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü mutlaka okumamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun haricinde hani bunlar benim okuduklarım, benim seçtiğim kitaplar. Size de belki ilham olur diye de düşünerek seçtim. Aynı şekilde ben de sizden kitap tavsiyesi bekliyorum. Son zamanlarda neler okudunuz, nelerden etkilendiniz? Yorumlarda buluşalım.